ne kadar ümitsiz olsan, ne kadar güçsüz, takatsiz olsan bile aşkın ve muhabbetin geri dönüşü yoktur yani. Çaresi yoktur. Bu yola giren bu ovada sonsuzluk deryasına varıncaya kadar gitmek zorundadır. Sadece sahile varmak, sadece sahile ulaşmak yok. Sen kıyısı olmayan bir okyanusun içerisindesin. Bu silsile-i adiyenin yoluna girdiğin andan itibaren. Bunu bileceksin ki burada son, burada ulaştım, kavuştum yok. Ama her gün yakınlığın artacaktır. Her gün daha çok yaklaşacaksın. Yani muhabbet ve aşk. Mesela Leyla ile Mecnun'dan bir örnek vereyim. Leyla'ya aşık olmuş Mecnun. Babası büyük bir insan, çok varlıklı birisi. Ama Mecnun dağda, bayırda. Alıyor Mecnun'u bir gün yanına, gidiyor Leyla'nın obasına. Develer yüküyle, altınlar, gümüşler, hediyelerle. Leyla'nın babası da göçebe bir aşiretten birisi. Mecnun'un babası ise o yörenin en büyüklerinden birisi. Neyse, çadırına misafir ediyor, buyur ediyor. Adam iki büklüm fukara filan. Sonra diyor ki işte kızın Leyla'yı istemeye geldim diyor. Efendim diyor, siz diyor bu memleketin büyüğüsünüz diyor Leyla'nın babası. Bir Leyla değil bin Leyla size feda olsun ama vallahi oğlunuz delidir diyor. Akıllansın gelsin, hemen ben Leyla'yı vereyim ona. Mecnun Leyla'ya kavuşsa akıllanacak. Ama Leyla Mecnun'a gidemiyor. Mecnun akıllandıktan sonra gelsin diye. Babasına derler ki bir gün oğlun akıllanması için al Kabe'ye götür. Kabe'de duaların kabul olduğu bir yer vardır. Götür orada dua etsin. Belki Allah onu bu sevdadan kurtarır. Babası alıyor Mecnun'u, getiriyor Kabe'ye. Kabe'nin avlusuna giriyorlar. Oğlum bak diyor. Bu Kabe'dir diyor. Gir şu Kabe'nin eteğinin önündeki halkalara yapış. Dua et de Allah senin kalbinden bu sevdayı alsın, çıkarsın. Baba da anlamıyor. Baba da bilmiyor Mecnun'daki cevherin ne olduğunu. Diyor bıraktı. Mecnun gitti diyor Kabe'nin halkalarından birine. Tutundu, sonra kendini Kabe'nin duvarına yapıştırdı. Ya Rabbi dedi, ben de senin beytinin halkalarından bir halkayım. Ya Rabbi, Leyla'nın muhabbetini kalbimde o kadar büyüt ki bir ateş gibi benim bütün bedenimi yaksın, vücudumu yaksın.